Allahu Billahi min Şeytan rahim Hamd alemlerin Rabbi olan yüce Allah'a mahsustur. Salat ve selam Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabının ve kıyamete kadar onun yolunu sürdürecek olan muahit Müslümanların üzerine olsun. Şüphesiz iman edenler, hizmet edenler ve Allah yolunda cihad edenler işte onlar Allah'ın rahmetini umabilirler. Allah bağışlayandır, esirgeyendir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da gerçek muhacir Allah'ın yasakladığı şeylerden kaçınan onları terk eden kimsedir buyurarak hicret ve muhacir kavramına yeni bir anlam daha yükleyerek onu hayatımızın ortasına yerleştirmiştir. Dolayısıyla Müslüman için her günahtan kaçınma bir hicrettir. Şüphesiz hicret başta Müslümanlar olmak üzere tüm insanlık için büyük mesajlar içeren tarihi bir olaydır. Hicretle beraber zulüm ve haksızlığın hayatı kuşattığı bir cahiliye karanlığından tevhidin sesinin perde perde yükseldiği, huzur ve güvenin tesis edildiği, aydınlık bir çağa kapı açılmış, adalet ve merhamet temelleri üzerine yeni bir dönem inşa edilmiştir. Hicret, dünyevi her türlü bela, sıkıntı ve meşakkatten kaçış değil, bütün zorluklarla mücadele yolunda muhkem bir yürüyüştür. Müslümanca yaşama azminin manifestosu, imanın ikrarı, kulluğun isharı ve ahlakın ihyasıdır. Yeryüzünde zulüm ve nefret yerine, merhamet ve muhabbeti, düşmanlık ve husumet yerine, dostluk ve kardeşliği tercih etmenin ifadesi Hicret ile insanlığın iyiliği için İslam'ın hayat veren ilkelerini hakim değerler haline getirmek uğruna sarsılmaz bir inanç ve sabırla mücadele ederek yurtlarını terk eden Müslümanlara yeryüzü vatan kılınmıştır. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın Mekke'den Medine'ye hicretini bütün boyutlarıyla tefekkür ederek dünyamızı hicretin getirdiği değerlerle tanıştıracak bir gaye ve gayrete zemin kılmak Müslümanlar için ihmal edilemez bir sorumluluktur. Zira hicret, hakkı batıldan üstün tutanlar için her daim mutlaka bir çıkış yolu olduğunun ve onların asla mağlup olmayacaklarının bir ispatıdır. Dolayısıyla hicretin taşıdığı mana ve mesajlar tarihin her döneminde olduğu gibi bugün de Müslümanlar için maddi ve manevi kalkınma yolunda büyük bir azim ve motivasyon kaynağıdır. Diğer yandan hicret bizlere Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğinde tedbir ve tevekkül merkezli bir mücadeleyi, cesaret ve sabrı kuşanmanın kıymetini, Rabbimize sonsuz güven duyup teslimiyet göstererek asla ümitsizliğe kapılmamanın gerekliliğini, yıkılmadan ayakta durabilecek bir inancın ve direncin değerini öğreten tarihi bir vesikadır. Bu açıdan hicreti doğru okumak ve anlamak, yeryüzünü kuşatan her türlü olumsuzluk, kötülük, bela ve musibetlerle mücadele konusunda bizlere azim ve kararlılık aşılayacak bu günü ve geleceği inşa etmede büyük ufuklar açacaktır. Günümüzde özellikle Filistin başta olmak üzere birçok mazlum ve mustazaf millet adalet ve özgürlük mücadelesinde hicretin ruhundan ilham almakta ve direnişlerini sürdürmektedir. İmanlarının gereğini yaşayarak bize gösteren Filistinli kardeşlerimiz Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın hicretinde olduğu gibi umudunu ve inancını kaybetmeden mücadele etmektedirler. Onlar her gün yaşadıkları zorluklara rağmen direnişin ve kardeşliğin gücüyle ayakta durmayı başarmaktadırlar. Renkler ve diller Allah'ın ayetlerinden birer ayettir. Yine hicret, tüm ırk iddiasında bulunan zorbalara karşı gösterdiği duruşla tarihin seyrine evrensel bir ışık tutmuştur. Irkına faşizan duygular ile bağlanmış kişilerin yapabilecekleri felaketlere karşı bir mektep olmuş, talim ve terbiye etme işlevi görmüş ve görmeye de devam etmektedir. Bu vesileyle günümüzde gerek mültezilere karşı ve gerek tüm insanlığa karşı işlenen ırkçı suç kuşların artık son bulması, ağaç dahil tüm canlılara karşı alevlenen ateşlerin her iki dünyada da serinlik ve selametle dolması, son dönemlerde memleketimizde hortlatılmak istenen ırksal felaketlere karşı daima uyanık kalınması, mazlumlardan yana tavır konulması, bu zulme karşı onurlu bir duruş sergilenmesi temennileriyle beraber tüm İslam ümmetinin yeni hicri yılını tebrik eder, Yüce Allah'a Filistin, Suriye, Myanmar, Doğu Türkistan, ve dünyanın dört bir yanındaki diğer mazlum coğrafyalara yönelik zulmün son bulması için bu Hicri yılbaşımızın İslam ümmetinin özüne dönüşüne ve uyanışına vesile olması için dua ediyoruz. Kur'an Nesli platformu.